Merhabalar sevgili dostlar. Gayrimenkul danışmanı Ekrem Yörükoğlu ben. Bugünkü sohbetimizde de ev sahiplerinin özellikle yeni alınmış bir evde kiraya verirken düştükleri hataları anlatmaya çalışacağım. Bu hataların en belirgin olanı, belki de birinci sırada geleni, bir emlak danışmanı ile anlaşmadan evini öncelikle sahibinden kiralamaya çalışmak. Tabii bu bir tarz, itiraz edilemez. Ama sahibinden de zaten diğer meslektaşların hepsinin üşüşeceği ve dolayısıyla evin fiyatının çeşitli ilanlarda çeşitli versiyonlar göstereceği ve bu vesileyle de evin bir nevi özelliğinin ve değerinin yitirileceği aşikardır. Ben bunu en canlı burada yaşıyorum. Çalıştığım Zekeriya Köyü bölgesinde bir evde. Çok da tatlı bir ev sahibi ama adam diyor ki kardeşim ben sahibinden satacağım, kiralayacağım diyor. Ben kesinlikle saygı duyuyorum, hiçbir şey söylemem. Çünkü er ya da geç dönüp gelecek. Biraz daha devam etsin. 1-2 ayda. Çünkü evi şu anda 10 ayrı ilanda, 10 ayrı resimle, 10 ayrı fiyattan kiralanıyor ve satılıyor. Neden böyle oldu? Çünkü Orta Doğu ve Akdeniz toplumlarında tez canlılık, ben bu işi bitiririm, komisyoncuya ne gerek var? Üstelik de kiralamada hiç anlaşılmaz. Mesela kiralamada ev sahibinden emlak danışmanları herhangi bir ücret talep etmez. Sadece bir kişiye yetki vererek, onun gözetiminde, üstelik de direkt muhatap olmadan, belgelerle, belki Findex raporlarıyla, işi çözmek varken bir hayli zorlaşıyor. Yapılması gereken şu, uzmanlık bölgesi çalışan emlakçıyla çalışmak burada önem arz ediyor, özellikle kiralamalarda. Çünkü gene kendimden örnek vereyim. Ben köy sitesinde yaşıyorum. Burada komşumun evini kiralarken kendi evim gibi kiralamalıyım. Çünkü kendi evim gibi kiralamazsam yarın bir kiraladığım kişiyle, iki ev sahibiyle, üç ikisi birbiriyle yüz yüze gelecek yürüyüşlerde, kafeteryada, spor salonunda ve aradaki anlaşmazlıkların çözümü münakaşayla devam edebilir. Dolayısıyla çok dikkatli olmalıyım. Bir başka meslektaşlarım için de uzmanlık bölgelerinde çalıştıkları sitelerde, bölgelerde bu geçerlidir. O sitenin güvendiğiniz bir gayrimenkul danışmanını yetkilendiriniz ve ne istediğinizi izah ediniz. Finansal analizleri rica ediniz. Kiracımızın ne iş yaptığını, motivasyonunu, formasyonunu, her şeyini sorunuz. Kendiniz hiç kimseyle yüz yüze gelmeden belgelerle olayı içinize siniyorsa kabul ediniz ve sözleşmenizi imzalayınız. Doğru kiralama budur. Yanlış kiralama ise bir evi 10 kişiye, 10 emlakçıya kiralamaya, satılığa vermektir. Sık düşülen yanlışlar serisine devam edeceğiz. Hoşça kalın.